Değerli öğrencilerim, selamlar, merhabalar. Evet, bir tekrar videosunda daha karşınızdayız. Aslında yapmamam gereken bir şey yapıyorum biliyor musunuz? Sizi hazırcılığa alıştırıyorum. İkinci haftanın tekrarını yapacağız. Size nasıl tekrar yapıldığını anlatmaya çalışıyorum. Bakın aslında benim buradaki amacım konuları size tekrar etmek değil, nasıl tekrar yapılır? Sürekli videolarda şöyle yorumlar geliyor. Hocam, ya ben sizinle beraber çalışıyorum anlıyorum. Ondan sonra gidiyorum, testleri de çözüyorum. Çözüyorum. 3 hafta sonra hiçbir şey hatırlamıyorum gibi hissediyorum. Benim bu videodaki yaptığım tekrar gibi tekrar yapacaksın. Tamam mı? Ne yapıyoruz? Video ders notunun üstünden bir şunları hatırla, şunları hatırla diye söylüyoruz. Çözmemiz gereken soruları işaretliyoruz. Onları söylüyorum sana, çözdürüyorum ve ve çıkmış sınav sorularından üçer dörder tane soru çözeceğim ben sana ama sen orada soru bankalarından soru çözeceksin. Bunu bütün branşlardan yapacaksın. Sayısalcıysan fizikten de yapacaksın. Ne kadar aralıklarla yapacaksın? Çalıştın ya. Bir hafta sonra o konudan tekrar soru çözeceksin. Sonra 21 gün sonra bilimsel olarak kanıtlanmış unutma süresi. Tamam mı? Alışkanlık haline getirmen lazım. Alışkanlık haline getirmen lazım. Düzenli bir şekilde tekrar yapman lazım. Tamam mı? Nasıl yapacaksın? Notlarının üstünden tekrar yapacaksın. Böyle deli gibi soru çözmeni de istemiyorum. Çok fazla vakit kaybetmeni de istemiyorum. Bak bugün biz beş tane konunun tekrarını yapacağız. Beş tane konunun tekrarını yapacağız. Tekrar yapacağımız konuları söyleyeceğim şimdi. Tamam mı? O zaman... O zaman... Başlayalım. Hazırız. Hadi bakalım. Şimdi hangi konuları tekrar edeceğiz bugün? Bir hangi konuları tekrar edeceğimizi söyleyelim. Şöyle içindekilere bak ya şu kitabın güzelliğine bak. Ne bunun adı? Ne bunun adı? Söyle bakayım. Ateş. Ateş gibi yanıyor mübarek. Ateş gibi yanıyor. Evet arkadaşlar ödevlerini güzel bir şekilde yap. Tekrarlarını yap. Zaten hiçbir sıkıntı kalmayacak. Evet şimdi bu hafta. Geçen hafta ardışık neydi yapmıştık? Faktöriyele kadar tekrarımızı yapmıştık. İkinci haftanın tekrarında ardışık sayılar, sayı basamakları, bölme bölünebilme, Asal çarpanlar ve EBOB EKOK'u güzel bir şekilde tekrar edeceğiz. Şöyle eldivenimizi giyelim. Kaçıncı sayfadaymış faktöriyel ardışık sayılar? 34. sayfadaymış. Hemen 34. sayfaya doğru şöyle gidelim 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 hızlıca. Evet geldik. Şimdi arkadaşlar neler vardı? Ardışık sayı neydi? ardışık sayı neydi? Büyütmeden elinde video ders notu var zaten senin. Hemen güzel bir şekilde hatırlaya hatırlaya gideceğiz. Bazı soruları ben sana çözleyeceğim çözeceksin. Tamam Şimdi ardışık sayı neydi arkadaşlar? Belirli bir kurala göre artan sayılara ardışık sayı demiştik. Normal ardışık sayı dediği zaman birer birer büyüyen sayılara ardışık sayı demiştik. Aralarındaki farklar birdi. Ardışık tek sayılar arasındaki farklar kaçtı? 2 idi. 2 n eksi 1 ile gösteriyorduk. Ardışık çift sayılar arasındaki farklar yine 2 idi. 2 n ile gösteriyorduk. Ardışık 3'ün katı olan sayılar arkadaşlar. Ardışık 3'ün katı ve çift. 3'ün katı ve çift sayıyı belirledim. 6, 6'şer 6'şer büyüyüp 6n'de gösterilecek. Ardışık 5'in 3'ün ve 5'in katı 15'in katı olacak. Böyle büyüyerek büyüyerek gidecek. Tamam mı? İlerledim şimdi. Ardışık sayılar arasındaki fark kaçtı arkadaşlar? 1. Ardışık e, tam sayı, çift tam sayılar arasındaki fark 2. Ardışık tek sayılar arasındaki fark da idi. Hemen bu sorulara hızlıca göz at, mantıklarını hatırla. Onları biz hızlı bir şekilde çözdük. Tamam mı? Böyle çok da kolaylarını yapmayacağım. Zaten birkaç tane soru çözeceğim. Her şeyi yapacağız birazdan. Şöyle üstünden bir geçelim sorularını çözeceğiz. Evet ne diyor? Aşağıdaki dairelere yazılı sayılan soldan sağa doğru artan ardışık sayılardır diyor. Ne yapıyorduk? Bilinmeyen sayısını yapabildiğimiz kadar küçük yapıyorduk. B'yi, C'yi, D'yi unutuyorum. Bunun yerine A artı 1 yazıyordum. Normal Bunun yerine A artı 2. Bunun yerine A artı 3 bu A artı 4 oluyordu. A artı 4'ü 2A'ya eşitleyerek buluyorduk. Ardışık tek sayılar deseydi A artı 2, A artı 4, A artı 6 diye ilerleyecektim. Ardışık çift sayılar deseydi yine ikişer ikişer büyüyerek gidecektik. Evet sen bu soruyu çöz tamam mı? Çıkmış sınav sorusuna benziyor. Birazdan ben benzerini zaten çözeceğim. Şöyle bir çöz güzel bir şekilde tekrar et. Geçtim. Şöyle sorular geliyordu arkadaşlar karşımıza. Bu sorunun çözümü de zaten sende var. Hızlı bir şekilde bu sorunun çözümüne de bir bak. Evet, ilerledim, ilerledim, ilerledim. Tamam. Hemen burada hatırlamamız gereken şey neydi arkadaşlar? Ardışık 5 sayının toplamı 45. Ardışık 5 sayının toplamı 45 ise 45'i neye böleceğim? 5'e böleceğim. 5 sayı dediği için 9. 9 neredeki sayımız bizim ortanca sayımız. 5 sayının ortancası. Hatta bugün bir arkadaşımız yorum yazmış. Hocam 180 sayı deseydi ortanca sayı kaçıncı soru olurdu? Çok basit. 5 sayının ortancası arkadaşlar ne yapacağım? Tam ortadakini bulmaya çalışıyorum değil mi? 2'ye bölüyorum o zaman. Bakın 2'ye böldüm 4. Çıkardım 1. Bakın o zaman 2 tane sağ tarafta var. İki tane sol tarafta var. Sen direkt neredeki sayıyı bulmuş oldun? Ortanca sayıyı bulmuş oldun. Eğer bize mesela 180 sayı deseydi, ortanca sayı ne oluyordu? Bakın 180'i ikiye böldüm. 90, burası da 180 yaptı. 180 sayı deseydi, 90 tane sayı burada olacaktı. 90 tane sayı burada olacaktı. Bölme yaparak bulduğumuz şu sayı bizim sayılarımızdan biri olmayacaktı. Tamam mı? ne yapıyorduk arkadaşlar bulduk şu 9 bizim neyimiz ortanca sayımız 2 tane sağa 2 tane sola gittiğimizde küçülterek sayıları bulmuş oluyoruz tamam mı? Sayıların toplamlarını adetlerine böldüğümüzde cevabı buluyorduk. Mesela o soran arkadaş için 12 sayı mı varmış? 12'yi 2'ye böldüm. Tam bölünüyor 6. O zaman 6 tane sayı bu tarafta var. 6 tane sayı bu tarafta var. Benim bölerek bulacağım sayı sayılarımdan biri değil. Bakın 162 162'yi hemen 12'ye böldüm. 1 12 çıkardım. Buradan ne geldi? 42 yaptı. Kaç kez var? 3 kez var. 36 çıkardım 6. Tamam mı? O arkadaş sordu diye bak yaptık. 13,5 oldu. O zaman 135 ise benim hemen buradaki sayım kaçtır? 14. Buradaki sayım kaçtır? 13. Burada 6 sayı var. Burada 6 sayı var. Çizgi, çizgi çizmeden de yaparsın yani. Hadi ilerledim hemen. Genel terim oluşturma bizim için çok önemliydi arkadaşlar. Aritmetik dizi mantığının aynısıydı. Hızlıca genel terim oluşturmayı bir hatırlayalım. Şimdi 22'den 29'a gitmiş. Aradaki farkı buluyorum 7. 7'nin yanına n yazıyorum. Sonra diyorum ki n'e 1 verince benim ilk terimim oluşması lazım. Burada n'e 1 verince 7 oluyor. 22'nin oluşabilmesi için yanına ne koyuyorum? 15. İşte sana şimdi 50. terimi soruyorsa yerine ne yazacaksın? Yerine ne yazacaksın? 15 yazıp bitireceksin. Hatırladık. Bir iki tane sorusuna sen hızlıca bak. Mesela şu 12. sorunun çözümüne bak hemen. Hızlıca kafana takıldıysa sil, kendin çöz. Sonra toplam formüllerimize geldik arkadaşlar. Yine diziler için önemliydi. Bilmemiz gereken ana formül şuydu aslında. Bir de terim ile ortanca terim genel. Yani şunları bilmek zorunda değilsin dedik. Birden ene kadar olan sayıların toplamları işimizi çok kolaylaştıracaktı. Son terim çarpı son terimin bir fazlası bölü 2. En çarpı en artı 1 bölü 2 idi. Terim sayısı formülü çok önemliydi. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1 idi. Ortanca'yı nasıl buluyorduk arkadaşlar? Son terimle, bakın, son terimle ilk terimi toplayıp yarısını aldığımda da ortancayı buluyordum. Genel toplam formülümüz neydi? Terim sayısıyla ortanca terimin çarpımıydı. Hemen şuradaki örneklere bir göz at, tamam mı? Ondan sonra ya ben bunları unutmuşum diyorsan şu 13, 14, 15. sorulara hızlıca bir bakıyorsun, tamam mı? İlerliyorum ben, ilerliyorum, ilerliyorum, ilerliyorum. Burada bak dediğim soru, bak dediğim soru hangisi olur? İlerledim. Şöyle bir göz at ama ben bak dediğim sorulara bakarsan daha iyi olur. Şu 22. soruyu bir çöz. Tamam mı? Güzelce 22. bir soruyu çöz. Şurada, şurada, şurada arkadaşlar e, 24. soruyu çöz. Bugün bir arkadaşımız yazmış arkadaşlar yine A B C D çift tam sayılar hangisinin büyük olacağını nereden bileyim demiş doğru söylemiş. Burada e, küçükten büyüğe doğru sıralanmış diye ekleyin buraya küçükten büyüğe doğru sıralanmış yine X Y Z de küçükten büyüğe doğru sıralanmış diye bu soruya ekleyin. Ben de notumu alayım değiştirelim. Tamam mı? Ama bu sorunun çözümüne de bak sıkıntı yok. Evet arkadaşlar şu soruya da bakmanı istiyorum. Sınavda benzeri çıkmıştı. Güzel bir sorudur. Bu soruya da bak. Ondan sonra ilerledik, 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 ilerledik. Buradan bir soruya daha bakmanı istiyorum. Şu soruya da bakıyorsun. Çözümüne tamam mı? Geçiyorsun. Bak ardışık sayıların tekrarını 6 tane soru çözerek yaptık. Şöyle bir notlarına baktın. 6 tane 7 tane soru çözerek yaptık. Hadi şimdi bunlarla ilgili bunlarla ilgili sorularımıza bakalım. Hadi bakalım. Şimdi şurayı şöyle bir önce şöyle bir yapayım. Şimdi birazcık büyüteyim. Ondan sonra çözelim. Hadi bakalım. Şimdi diyor ki. Küçükten büyüğe doğru sıralanmış diyor arkadaşlar. 3 tam 3 ardışık sayıdır. A artı B toplamı kaçtır? Basit soru bak çözdük. Şimdi arkadaşlar o zaman normal ardışık diyorsa bu bunun bir büyüğü. Bu da bunun neyidir arkadaşlar? Bir büyüdür. Şurayı biraz daha büyüteyim ya. Şöyle yapayım hadi. Heh. Bu bunun bir büyüdür. Bu da bunun bir büyüdür. Şimdi ikisi de ağlı olanı yakaladım bakın. Şu da ağlı, şu da ağlı. O zaman şu şunun kaç fazlası? 2. Yani a bölü 5 sayısına ben 2 eklediğimde ne oldu? A bölü 3. Yalnız bu soruları kendin çözmeyi dene. Kendin çöz. Yapamadıysan bana gel. Tamam mı? At bunu karşıya. 2 eşittir. A bölü 3 eşittir. Eksi a bölü 5 oldu. Hemen paydasını eşitliyorum. Bakın burayı 5 ile burayı 3 ile çarpıyorum. 2 eşittir oldu. 5a eksi 3a bölü 15. Hızlıca çözüyorum. Konunun tekrarı bu. Böyle uzun uzun anlatım yok. Burası 30 yaptı. Burası 2A yaptı. Her iki tarafı 2'ye böldüğümde A dediğimiz kaç oldu arkadaşlar? 15. O zaman A'mız 15 ise şurada A yerine 15 yazdım. Bu sayı kaçmış? 3. A yerine 15 yazdım. Bu sayı kaçmış? 15 bölü 3'ten. Kaçmış arkadaşlar? 5. O zaman bu sayı kaçtır? 4. Yani B bölü A eşittir 4. A'nın kaç olduğunu bulmuştum 15. İçler dışlar yaptım. B sayımız kaç eşit oldu o zaman? 60. A artı B toplamımızda 75 oldu. Cevabımız nedir arkadaşlar? C andır. Geçtim. Hemen sonraki soruya bak. Basit sorular. Basit sorular. Sen çöz. Sen çöz kızdırma beni bak. Ha, sen çözeceksin. Şimdi diyor ki bir A kümesiyle ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. 6 ardışık tek doğal sayıdan oluşmaktadır. Kümedeki elemanların toplama en büyük elemanın 4 katıdır. A kümesinin en büyük elemanı nedir diyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6'dan oluşuyormuş elemandan oluşuyormuş. En küçüğüne x dedim. Tek dediği için ikişer ikişer büyüyecek. x artı 2, x artı 4, x artı 6 x artı 8, x artı 10. Hızlı hızlı yazıyorum. Şimdi hepsinin toplamlarına bakıyorum. Hepsinin toplamında bir kere kaç x vardır arkadaşlar? 6 tane x vardır. Şimdi sayıların toplamlarına bakalım. Bakın şununla şunun toplamı 12 yapıyor. Şununla şunun da toplamı 12 yapıyor. 24, 6 da burada var. 6 x artı 30 eşitmiş. En büyüğünün yani x artı 10'un 4 katına. Denklemin bitti. 6x artı 30 eşittir. Karşı tarafı dağıttım. 4x artı 40. Hemen onu oraya onu oraya aldım. 2x eşittir 10 yaptı. Her iki tarafı 2'ye böldüğümde x dediğimiz kaç yaptı? 5 yaptı. A kümesinin en büyük elemanı x artı 10 15 cevabım denizli. Hadi bakalım geçtim sonraki soruya. Basamak analiziymiş sonraki soru. Şöyle getirelim. Basamak analizini tekrar yaptıktan sonra buraya geri dönelim. Tamam mı? Nasıl tekrar? Bak böyle yapacaksın. Sen de gözünü sevdiğim bütün dersleri bu şekilde tekrar yap. Tamam mı? Hadi bakalım. Hadi bakalım şimdi sayı basamaklarıyla devam ediyoruz. Ne vardı sayı basamaklarında arkadaşlar? Basamak analizi çözülmeyecektik. İlkokuldan beri gördüğümüz şeyler. Evet burası birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı, binler basamağı demiştik. Burayı çözümlerken nasıl alıyorduk? D artı 10C artı 100B artı 1000A şeklinde alıyorduk. Şöyle hızlı bir şekilde şunların üstünden bir geçelim. Sana bazı soruları çöz diyeceğim. Sana çözeceksin. Güzel bir şekilde tekrarını yapacaksın. Hadi bakalım. Şimdi diyor ki AB ve BA iki basamaklı sayılar diyor. Soruda bunu söyleyecekti ki çözümleme yapacağımızı anlayacaktık. Bakın hızlı çözümleme yapıyorum şimdi. Burada 10A var burada B var 10A artı B. 10B var 1A var 10B artı A. Bak buraya şimdi 10 A burada 1 A burada 11 tane A yapıyor. 10 B burada 1 B burada 11 tane B 11 parantezin alabiliyorduk. Arada eksi varsa dikkat 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 demiştik. Bu eksi hem bunun eksisiydi hem bunun eksisiydi dağıtıyorduk. Hızlı çözümleme yine. 10 A eksi durumunda 1 A var 9 A yaptı. 10 B eksi durum şey 1 B eksi durumunda 10 B var. Eksi 9 B yapıyor bu şekilde. Tamam mı? 3 basamaklara bakalım şimdi. Bakın burada artı 10B ile eksi 10B birbirlerini götürüyor. 100C'nin 1C'si gitti. 99 şey 100A'nın 1A'sı gitti. 99A eksi bak burada bir tane C var. Eksi 100C var. Eksi 99 tane C yapmıştım. Şöyle geçelim. Şimdi konuyu şöyle toparlaman için şu birinci soruyu bir bak. Şöyle hızlıca tamam mı? Birinci soruya bir bak. Yine konuyu toparlayabilmen için hatırlayabilmen için şu üçüncü soruya ve dördüncü soruya hızlı bir şekilde bakıyorsun. Tamam mı? İlerliyorum şimdi. İlerliyorum, ilerliyorum. He, şurada şu çözümlemede hızlı çözümlememiz vardı. Şunu da bir hatırlatayım arkadaşlar. Bakın ABC'yi biz 100A 10B artı C şeklinde çözümlerken bir şekilde daha çözümlüyorduk soruları hızlı bir şekilde çözebilmek için. Bakın şurayı AB 0 3 basamaklı sayısı gibi düşünsem AB sayısı kaçla çarpılmış? 10'la. 10 tane AB Sonra C sayısı olduğu için buna neyi de ekleyebiliyorduk C. Bak 4 basamaklı da yapalım şimdi. Buraları 00 0 gibi düşün. AB sayısı yüzde çarpılmış, 100 AB. Sonra buna ne eklenilmiş, CD sayısı eklenilmiş diyorduk. Şöyle geçtim. Birazdan çözeceğim bunu sınavda çıkmış soru benzeri. Şöyle bir çözümüne bir bak. Birazdan çözeceksin, tamam mı? Geçtim burayı, geçtim burayı. Geçtim burayı. Bak dediğim sorulara bakmanı istiyorum. Tamam mı? Şu sekizinci soruya çözümüne bir bak hızlıca. Hadi bakalım. Geçtim. Bakın şu on ikinci soru eşitlik mantığı için önemli bir mantık vardı. Yıldız, yıldız, yıldız. Bu soruya o nasıl yıldız ya? Bu <laughs> soruya da güzel bir şekilde bakıyorsun. Tamam mı? Ondan sonra, ondan sonra şuradaki on yedi ve... 18. sorulara bakmanı istiyorum hızlıca. 17 ve 18. İstersen yeniden çöz, istersen eski yaptığın çözümün üstünden hızlı bir şekilde ilerle. Evet, burada da şu yeni nesillerden arkadaşlar 21. ve 23. sorulara baktığında bu konunun tekrarını da bitirmiş olacaksın. Ondan sonra ödevlerini zaten yaptın. Hadi şimdi bununla ilgili şöyle çıkmış sorulara bakalım. Gel bakalım. Şu bundan önce ne vardı? Bundan önce tam ardışık sayıları yapmıştık. Şimdi şuraya bir bakalım hadi. Bakam ne diyor soru? Diyor ki A ve B sıfırdan farklı rakamlar olmak üzere. Bakın A, B 8 sayısından bu sayıyı çıkarmış buna eşit olmuş. Bunu denklem halinde biz yazalım mı? Ne olmuş? A, B 8 3 basamaklı sayısından A, B 2 basamaklı sayısı çıkarılmış. Sonuçta bakın şu oluşmuş. Ne o sayı? 490B. Hadi bakalım uzun çözümleme yapıyorum ilk başlangıçta. Burada ne var? 100A var. 100A'nın 10A'sı gitti. 90 tane A kaldı. Artı. Burada neyim var? 10 tane B'miz var. 1 tane B'miz gitti. 9B. Bir de burada ne var? Artı 8 var. Karşı tarafı çözümle şimdi. Ne var burada? 490 artı B var. Şimdi A'ları B'leri bir tarafa toplayacağım ondan sonra sayıları bir tarafa toplayacağım. Bakın burada 90 tane A'mız var. Bu burada bir dursun. Şimdi şu artı b bu tarafa eksi b olarak geldi. Artı 8 b yaptı. Şu 8'i de karşı tarafa attığım zaman 472 yaptı. Şimdi burası çok önemliydi. Değer verme mantığı işin içerisine giriyordu. Değer verme mantığında ne yapıyorduk? Büyük kat sayılıyı buna en yakın yapacak şekilde değeri veriyorduk unutma. Hemen buna 5 değerini verdim. 450 yaptı. Tamam mı? 450'yi şu çıkarınca yanlış çıkarmışız. 450'yi eksi olarak buraya attım. 8 8B eşittir 32 yaptı. Her iki tarafı 8'e böldüğümde B sayısı ne oldu? 4. O zaman A'mız 5, B'miz 4. Toplamları 9 oldu. Buradaki değer verme mantığı çok önemliydi. Büyük kas en yakın yapacak şekilde değer veriyorduk. Aha gel bakalım biraz önce bir tekrar et dediğim sorunun benzeri bak. Diyor ki Furkan 5 yıl arayla boyunu duvarda hizasında ölçüyor ve duvara şekildeki gibi işaretleyip santimetre cinsinden 3 basamaklı doğal sayılar olarak yazıyor diyor. Furkan ilk Furkan'ın boyunun ilk 5 yıl 36 santimetre, ikinci 5 yıl 40 santimetre uzadığı biliniyor. ABC sıfırdan farklı rakamlar olduğuna göre ABC toplamı kaçtır? Neydi mantık? Bakın buradan buraya bu kadar uzadıysa demek ki buradaki 1 CA sayısı 1 BA sayısından kaç büyük? 40 büyük. Bitti işim. Hadi buradaki çözümlemeyi hızlıca yapalım şimdi. Bakın şu yüzler birbirlerini bir kere götürdü. Burada neyim var? 10 tane C'miz var. Artı A ile şuradaki eksi A götürdü. Eksi bir de 10 B var. Hemen eşittir 40 diyorum. Burayı 10 parantezin alıyorum hızlıca. 10 parantezinde C eksi B eşittir 40. Her iki tarafı 10'a böldüğümüzde C eksi B farkının ne olduğunu bulduk 4. İlk bilgimiz cepte. Hemen ikinci bilgiye gelelim. Bakın buradan buraya da 36 uzadığına göre 1 B A 3 basamaklı sayısı 1 A B 3 basamaklı sayısından kaç fazlaymış? 36. Hadi bunu da gömçürelim şimdi. Şu yüzler birbirlerini götürdü. Bakın burada 10 B var. 1 B gitti. 9 tane B yaptı. Eksi 1 A Eksi 10 A, eksi 9 tane A yaptı. Eşittir 36. Bakın hızlı hızlı çözüyorum. Artık konunun mantığını biliyorsunuz zaten. Ben hızlı hızlı çözüyorum. Eşittir 36. Her iki tarafı 9'a böldüğümüzde bir denklem daha karşımıza çıktı. B eksi A dediğimiz 4 oldu. İlk bilgiyi de yazalım. C eksi B bilgi farkımız kaçtı? 4. Şimdi bizde A, B, C sıfırdan farklı rakamlar diyor arkadaşlar. Bakın ikisinde ortak olan B. B'ye 1 verirsek Buradaki pardon 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 burayı yanlış yazdım. C eksi B 4. B eksi A kaç oldu? Heh, şuradan değer vererek başlayacağım bakın. A'ya bir değerini verdiğim zaman B kaç olur? 5. B'miz 5 c C'de 9 olur. Sağlayan tek bir durum varmış sıfırdan farklı dediği için. O zaman A, B, C toplamı A'mız 1, B'miz 5, C'miz 9, 15 oldu. Sorumuzun cevabı da Adana olmuş oldum. Hemen geçtim. Evet bu soruyu iki şekilde çözeceğim. Dikkat et şimdi. 4 basamaklı A, A, B, sayısı rakamları toplamının 404 katına eşittir. A ile B'nin çarpımı nedir diyor. Hemen bu sayı arkadaşlar bir kere çözümleyerek yazalım. Kaç A var burada? 1000 A. Burada 10 A var. Ne yaptı burası? 1010 tane A yaptı. Artı. Bakın burada ne var arkadaşlar? 100 B var. 1 B de burada. 101 tane B yaptı eşitmiş rakamları toplamının kaç katına 404 katına. Şimdi rakamlarını topluyorum bakın. Ne var burada? A var, 1A daha var, 2A var. Artı rakamları toplamında ne var bir de? 2B var. Rakamları toplamının kaç katına eşitmiş burası? 404 katına eşitmiş. Denkleminim kurdum, gerisi kolay. Bakın bunlarda da hemen nelerin ortak olduğunu gördüm. 101'ler ortak. Hemen 101 parantezini aldım. Bunun 101'ini alırsam, bakın 10a'sı kaldı. Artı ikincinin 101'ini alırsam sadece b kaldı. Eşittir 404 çarpı 2a artı 2b. Şurayı da 2 parantezin alabiliriz ama şurada da bir sadeleştirme yaptıktan sonra alalım. Bakın. Şu 101 ile 404'ü sadeleştirdim. Burası 4 oldu. Buradan ne geldi bakın. 10A artı B toplamımız. Hadi şunu da içeri dağıtalım. A'ları B'leri bir tarafa toplamam lazım çünkü. 8A artı 8B yaptı. A'ları bir tarafa aldım. Burası 2A yaptı. B'leri bir tarafa aldım. Burası 7B yaptı. A ve B karşımıza çıktı. A'mız 7, B'miz 2. Çarpımları 14. Cevabım Ceyhan. İlerledim, 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 ilerledim. Bölme bölünebilmeye geçmişiz. O zaman bölme bölünebilmeye geçmeden önce yüzümü bir gör. Şimdi bölme bölünebilmedi arkadaşlar kuralları güzel bir şekilde tekrar ediyoruz. Ondan sonra çözmen gereken soruları sana söylüyorum. Hızlı bir şekilde üstünden yürüyoruz. Hadi bakalım gel bölme bölme bilme. Şimdi önce bölme işlemi. Bölme işlemini öğretmiştim sana hatırladın değil mi? Şimdi bölme işleminde 3 tane ana kuralımız vardı. Bir tane de bilirsen iyi olur sorularda karşına gelirse kullanacağım dediğimiz kuralımız vardı. 1- kalan sayı her zaman sıfırdan büyüktü. Birinci özelliğimiz buydu. Kalan büyük veya eşit sıfırdı. İkincisi Kalan sıfırdan büyüktü tamam ama şu bölen sayıdan da ne olmak zorundaydı? Küçük olmak zorundaydı. Üçüncü özelliğimiz bölmenin sağlamasıydı. A sayısı ne eşitti? B ile C'nin çarpımına K'yı eklediğimizde A'yı buluyorduk. Üçüncü özelliğimiz neydi? Bir bölme işleminde bölen ile bölüm yer değiştiğinde kalanın değişmemesi istiyorsa bakın C ile B yer değiştiğinde kalanın değişmemesini istiyorsa B nasıl K'dan büyükse ...C'nin de K'dan ne olması gerekiyordu? Büyük olması gerekiyordu. Şöyle bir hatırladık. Şurada arkadaşlar bakın diyeceğim sorular hangileri olacak? Dördüncü soruya bir bakıyorsun. Tamam mı? Bak kolay sorular geliyor. Kolay sorular geliyor. Şunlara hızlıca bakıp bir hatırla. Dördüncü soruya bakıyorsun. Sonra beşinci soruya bir bakıyorsun. Bunları hızlıca o verdiğimiz mantıkları hatırlıyorsun. Bir tane de en küçük en büyük değer sorulan sorulardan bakalım... Altıncı soruya da güzel bir şekilde bakıyorsun. Sonra ilerliyorsun, ilerliyorsun, ilerliyorsun. Sekizinci soruda o kalan bölümle bölenin yer değiştirme mantığı olan bir soru. Ona da bakıyorsun. Ondan sonra ondan sonra ilerliyoruz ilerliyoruz. Burada arkadaşlar basamak analiziyle bölme bölünebilmeyi binmeyi birleştirmen bir sorumuz var. Bu soruya bir bak. Evet şu soruda da 12. soruda da çok güzel bir mantık vardı. Hızlıca buna da bak. Bak baştan çözlemiyorum. Yaptığın çözüme ders notunun üstünden bak. 13. soruda benim çok önemsediğim bir soru. Niye önemsiyorduk arkadaşlar? 17 ile bölümünden kalan diye bir kuralımız yoktu sorularda sayıların nasıl değiştiğini inceleyip ondan sonra o değişme miktarının 17 ile bölümünden kalanını bulduktan sonra soruyu çözüyorduk. Çok tatlı bir soruydu. Geçtim. Evet burada da 14. soruya da mantığına bakıyorsun ilerliyorsun. Şimdi geldik bölünebilme kurallarını. Bölünebilme kurallarını ben farklı anlatmıştım. Kullanma sırasına göre anlattık. Niye? Çünkü mantık bu. 10 ile bölünebilmeye bakalım. 10 ile bölünebilme kuralımız neydi? Sayının son basamağı neyse 10 ile bölümünden kalan oydu. Direkt sayının son basamağını söylüyordu bize. Son basamak 0 ise tam bölünüyordu. 7 ise 7 kalanı veriyordu. 8 ise 8 kalanı. 5 ile bölünebilme ne yapıyordu? iki duruma düşürüyordu. 5 ile tam bölünebilmesi için son basamağımın ne olması lazım? 0-5. 5 ile bölündüğünde 1 kalanını veriyor diyorsa sayının son basamağını ne yapacağım? Ya 1-6. 2 kalanını veriyor diyorsa son basamak ya 2-7. 3 kalanını veriyorsa son basamak ya 3-8. 4 kalanını veriyorsa 4 9 demiştik. Şimdi 2 ile bölünebilme 5 duruma düşürüyordu arkadaşlar. Çift sayılar 2 ile tam bölünüyordu. Tek sayılar ise 2 ile bölündüğünde 1 kalanı veriyordu. Soru bize 2 ile tam bölünüyor derse son basamağı 0, 2, 4, 6, 8 yapacaksın. 2 ile bölündüğünde 1 kalanı veriyorsa son basamağı bunlar yapacaksın. Evet alttaki sorular kolay. Hızlıca bir göz at istersen. Burada arkadaşlar, burada arkadaşlar. Geçiyorum hiçbirine bakmana gerek yok ama şöyle bir göz at istersen. Şimdi son iki basamak hakkında bilgi veren kurallarımız vardı. Neydi o son iki basamak hakkında bilgi verenler? 25 ile bölünebilme, 4 ile bölünebilme. 25 ile bölünebilme neydi? Son iki basamak 00, 25, 50, 75 ise tam bölünür. Mesela son iki basamak 73. O zaman 73 sayısını alacaksın, 25'e böleceksin. İki kez var 50 çıkardık. 23 tüm sayının 25 ile bölümünden kalan nedir diyecektik? 23'tür diyecektik. 4 ile bölünebilme kuralı da yine son iki basamak 0, 0, 0, 4, 0, 8, 12. Yani 4 ve 4'ün katıysa nasıl bölünüyordu? Tam bölünüyordu. Sayının sadece son iki basamağının kalanı tüm sayının kalanını veriyordu. 8 ile bölünebilme çok kullandığımız bir kural değildi. Son 3 basamağı 0 0 0 0 0 8 8 ve 8'in katıysa 8'e tam bölünebilir diyorduk. Geçtim şu 4 ile bölünebilmeyi hatırlaman için şu soruya bir bak istersen. Diyor ki bakın 4 ile bölümünden kalan 3'tür diyor. 50 A sayısını aldım. Hemen 4 ile bölümünden kalan 3. 50 olsaydı 4 ile bölümünden 2 kalanı verirdi. O zaman 51 olur. 4 büyüğüne gittim 55, 4 büyüğüne gittim 59 sayıları 3 kalanını verir diyoruz. Evet ilerliyorum şimdi diğer kurallarımıza geldik. Tüm sayı hakkında bilgi veren kurallarımız vardı. 3, 9 ve 11 ile bölünebilme. Neydi 3 bölünebilme? Sayının rakamlarını topluyorduk. 3 ile kalanı tüm sayının kalanını veriyordu. Bir sayı 3 tam bölünsün diyorsa mesela A, B, C, D sayısı ne yapıyorduk? A artı B artı C artı D eşittir 3K diyorduk. 3'te bölündüğünde 1 kalan versin deseydi 3K artı 1 yazacaktık. 2 kalan versin deseydi 3K artı 2 iki yazıp 2'yi karşı tarafa atıp soruyu çözecektik. Aynı şey 9 ile bölünebilme için de geçerli. 9 ile bölünebilme kuralımız neydi? Sayının rakamları toplamının 9 ile bölümünden kalan. Eğer karşıya 9K yazdıysak tam bölünüyordur. 5 kalanı versin diyorsa karşıya ne yazıyorduk? 9K artı 5 yazıyorduk. 11 ile bölünebilme hemen. Sağ baştan başlayarak artı eksi artı eksi artı yazıyorduk. Artı olanları kendi aralarında gruplandırıyorduk. Eksi aralarında kendi gruplandırıp karşı yazıyorduk. Eğer buradaki bulduğum sonuç eksi 11 işte 0, 11, 22 gibi sonuçlarsa tam bölünüyordu. Mesela bulduğumuz sonuç 7 ise 11 ile bölümünden 7 kalanı verir. Bulduğumuz sonuç mesela 20 ise 20'yi 11'e bölüyorum 9 kalanı verir dedik. Eğer bulduğumuz sonuç mesela 3 ise 11 ile bölümünden kalan dönüştürebilmek için üstüne 11 ekleyip 8 kalanı veriyordu demiştik. Evet burada arkadaşlar burada Mesela şu 22. soruya bakıp bütün kuralları hızlı bir şekilde hatırlayabilirsin. 9 ve 3 ve 11 ile bölünebilme kurallarını. Burada arkadaşlar şu kuralları hatırlayabilmen için şu 24 ve 25. soruların çözümlerine hızlıca bir bakıyorsun. Sen ilerledim. Evet burada 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 4 ve 9'a tam bölünebilme. Evet şu 29. soru çok önemsediğim bir soru. Bu soruya mutlaka bakıyorsun sınavda bu tarz soru karşına gelebilir. Gelebilir dikkat et. İlerledim, 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 ilerledim. Evet buradan da ilerledim. Evet şuradaki soruya bakıyorsun. 34. sorumuza önemli bir sorudur. 35. soruya bakıyorsun. Bu şekilde sorular çok sorulmuş. Güzel bir şekilde tekrarını yapmış oldun. 36. sorumuzda zor bir soruydu. İstersen o soruya da bir bakabilirsin. Şuradaki 37. soruda bakılması gereken bir soru. Şimdi asal çarpanlara bölünebilmeye geldik. Asal bileşik sayılarla oluşan sayılara. Mesela 6 sayısı böyle bir sayıdır. Hem 2'ye hem 3'e bölünebilen sayılar 6 ile tam bölünür. 12, 3 ve 4 olarak parçalıyoruz. 15'i 5 ve 10 olarak parçalıyoruz. 30'u 3 ve 10. Sadece bunlar değil mesela 45 ile bölünebilme varsa aralarında asal olacak şekilde 9 ve 5 diye parçalayıp bunlara bakıyorduk. Peki nasıl bakıyorduk? Bir sayı 6 ile tam bölünebilir diyorsa hemen 6'dan okları çıkarıyorduk. 2 ve 3 diyorduk. 6 ile tam bölünüyorsa 2 ile de tam bölünür. 3 ile de tam bölünür deyip artık şu kuralları uyguluyorduk. Mesela 6 ile bölümünden kalan 4 dedi. 6 ile 4 kalanı verdiyse 4'ü 2'ye 2'ye böldüm 2 ile 0. 4'ü 3'e böldüm 3 ile 1. Artık 2 ile tam bölünebilen 3 ile bölündüğünde 1 kalanı veren sayıları arayacaktık. 45 ile bölünebilme de yapmışız ona da bakalım. 45'i 5 ve 9 diye parçaladım. 45 ile 24 kalanı verdiyse 24'ü 5'e böldüm 4. 24'ü 9'a böldüm rakamlarını topladım 6. Bu kuralı ve bu kuralı uygulayacağız demiştik. Hemen şu 38. soruya bakıp bu kuralları güzel bir şekilde hatırla. 38 ve 39'a mesela bakabilirsin. Evet bir de arkadaşlar 40 ve 41 sorulara bakıp bunların mantıklarını güzel bir şekilde hatırla. Ondan sonra buradaki yeni nesil sorulardan mesela şu 44. sorumuza bakabilirsin. Şu 45. soruda çok tatlı bir mantık vardı. Uzun bir soru çözümü vardı ama güzel bir mantık vardı. Bunu mutlaka hatırla. Bunu hatırla. Evet arkadaşlar burada önemsediğim sorular. Bakın dediğim bütün konuları tekrar ettirecek dediğim konular 47. sorumuz var. Ve burada şuradaki 49. soruya da bakarak bölme bölünebilmenin de sorularını tamamlamış olalım. Hadi şimdi bölme bölünebilme ile ilgili neler çıkmış bakalım. 3 basamaklı ABA doğal sayısı 2 basamaklı A1 doğal sayısı ile bölündüğünde elde edilen bölüm 13 kalan 19'dur. Hemen yazıyorum. A B A3 basamaklı sayısını bölmüşüz 2 basamaklı A1 sayısına elde edilen bölüm 13 kalan ise 19'dur diyor. Tamam yazdım şimdi bakın basamak analizi sorusu oldu. Çözümlememi yapıyorum şimdi ABA3 basamaklı sayısı eşittir 13 çarpı A1 sayısı artı 19. Hadi çözümlememizi yapalım 100A burada var 1A burada var. 101 tane a yaptı. Artı 10 tane de b var burada. 10b. Eşittir. Bakın burada 10a var. 13'ü dağıttığım zaman 130 tane a yaptı. 13 içeri dağıttım. Artı 13 artı ne geldi bir de 19. Şimdi belli başlı taraflara toplayalım. Bakın burada 10b sayımız kalsın. Şu 101 a'yı eksi olarak karşıya attığımız zaman 29 tane a yaptı. Artı bunları da topladığımız zaman 19 29 32 yapmış oldu. Şimdi çok dikkat. Buradaki sayı neyin katı? Onun katı. Değer verme mantığı artık. Şimdi o zaman burayı da neyin katı yapmam lazım? Onun katı. Bakın 32 sayısıyla onun katı oluşabilmesi için buradaki oluşacak sayının son basamağının 8 olması lazım. Yani 29 ile öyle bir rakamı çarpacaksınız ki son basamağının ne olması lazım? 8. O zaman A sayısı ne olabilir? 2 olabilir. 2 ile çarptığım zaman bakın 29 çarpı 2 18'in 8'i elde var. 1, 4, 5 yapıyor bakın burası. Burası 58 yapmış oluyor. 58 ile 32'yi topladığımız zaman 60, 90 yapıyor. 10B eşittir 90'sa B sayımızda 9'dur. Toplamları 11 olmuş oldu. Oradaki değer verme mantığı çok tatlı. Yani son basamaktan bilgi alarak yapmış olduk. Benim Sevdiğim sorulardan bir tanesi daha. Diyor ki A0'dan farklı rakam olmak üzere A1 basamaklı, A2 basamaklı, A3 basamaklı. Hızlıyım değil mi? E, normalde öyle hızlıyım da anlayın diye videolarda yavaş yavaş gidiyorduk. Diyor ki bu da 50 basamaklıya kadar gitmiş. Sayıların toplamının 9 ile bölümünden kalan üçtür Buna göre A'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar bir kere... Bir kere burada rakamlarını toplayacağım bakın. Bunun rakamları toplamı A'dır. Bunun rakamları toplamları 2A'dır. Yani hepsinin 9'la bölümünden kalanını buluyorum. Bunun rakamlarının toplamları 3A'dır. Böyle ilerliyor. En sonuncunun rakamlarının toplamı 50A'dır. İşte bunların hepsinin rakamlarını topluyorum o zaman. Hepsinde A'lar ortak mı? Ortak. A parantezinde 1 artı 2 artı nokta 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 50'ye kadar olan sayıların toplamı. Bu toplamı biliyorum ben. Ardışık sayılarda yeni yaptık. N çarpı N artı 1 bölü 2. 50 çarpı 51 bölü 2 yaptı çarpı A. İşte bu toplam arkadaşlar 9K artı 3'e eşitmiş 9'da bölümünden kalan. Şimdi şunları bir sadeleştirdim. Şurası ne yaptı? 25 yaptı. Hemen burayı 25 çarpı 51 olarak yazıyorum. Tamam mı? Çarpı bir de neyimiz var? A'mız var. Şimdi şuranın 3 ile bölü 9 ile bölümünden kalanı bir bulayım. Gidip de sayıyı çarparak da bulabilirsiniz veya şöyle de yapabilirsiniz. Bunun 9 ile bölümünden kalan 7'dir. Bunun 9 ile bölümünden kalan 6. Bunları çarptım 42. 42'nin 9 ile bölümünden kalanı kaç? 6. Yani 6 ile bir sayıyı çarpacakmışım. 6 A sayısı 9'un katının kaç fazlası olacakmış? 3 fazlası olacakmış. Hadi bir bakalım şimdi bu şartları sağlayan bir durum var mı? Şimdi A'ya 1 değerini verirsem 6 olur olmaz. Bakın A'ya 2 değerini verdiğim zaman 12. 12 9K artı 3 şablonuna uyar. A2 olabilir. A3 olursa 18 olur burası. 18 bu şablona uymaz. A4 olursa 36 9'un katıdır diye olmaz. A5 olursa 30. Bakın A5 oldu. 30 oluyor. 30 sayısı 9K artı 3 eşittir. 27'nin 3 fazlasıdır. Bakın bir kural buldum. 3 büyüdü. O zaman 3 daha büyüteceksin. A'nın alabileceği 3 tane değer varmış. Toplamları da 15 olmuş oldu. Tatlı bir soru. İlerledim, ilerledim, ilerledim. Burada ne diyormuş bakalım, burada ne diyormuş bakalım. Rakamları sıfırdan farklı üç basamaklı bir doğal sayı her bir basamağındaki rakama kalansız bölünebiliyorsa bu sayıya tekin sayı. Sen çözüyorsun soruları bak. Bekleme beni. Tekin sayı denir. 3A4 sayısı bir tekin sayı olduğuna göre A'nın alabileceği değerler. Ne diyor? Rakamındaki basamağındaki sayılara tam bölünsün diyor. Bana en net bilgiyi verecek olan şu anda 4 ile bölünebilme. Yani 3A4 sayısı 4 ile nasıl bölünecekmiş tam. Hemen o zaman şu A4 sayısını bu tarafa aldım. Bu A4 sayısının 4 ile tam bölünmesini sağlayacağım. O zaman A sayısı ya sıfırdır. Tamam mı? A sayısı... Ya 2'dir 24 olursa olur ya 4'tür ya 6'dır ya da 8'dir. Rakamları sıfırdan farklı diyordu. O zaman sıfırdan farklı dediği için şu A'nın sıfır olma durumu iptal oldu. O zaman şimdi olabilecek sayılarımı yazıyorum. O zaman 2 olursa bu sayı 324 olur. 4 olursa bu sayı 344 olur. 6 olursa 364 olur. 8 olursa 384. Şu anda 4'e bölünüyorlar. Şimdi bakın bu sayı 2 iki. 2'ye de tam bölünür çünkü çift sayı. Tamam mı? Bakın 4'e tam bölünür. Yani onlar basamağına tam bölünüyor mu diye bakıyorum. Bölünür. Tamam. Burada 6 sayısı var. 3'e bölünüyor mu diye bir bakayım hemen. rakamları toplayalım. 3 artı 6 artı 4. Ne geldi? 13 yaptı rakamları toplamı. 3'e bölünmediği için bu durum iptal oldu. 8, 4 topladım 12. 3 e de topladım 15. Bakın 3'e tam bölünüyor şu anda. 4'e de tam bölünüyor. 8'e tam bölünüyor mu diye bakacağım. Ona da bölerek bakacağım. 384. Neye bölüyorum şimdi? 8'e. Bakalım bölünüyor mu? 4 kez var 32 6 64 8 evet bölünüyor bu durum oldu. Şimdi bu duruma bakalım arkadaşlar 3'e tam bölünüyor mu? 3 artı 4 artı 4 8 11 yaptı rakamları toplamı 3'e bölünmedi. Buna bakıyorum 3 artı 2 artı 4 6 9 evet 3'e tam bölünüyor bu durum oldu. Ve bu durum oldu. A'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır diyor. A ortadaki sayıydı. 1 8 oldu, 1 2 oldu. Cevabımız da 10 olmuş oldu. Bak bölünebilme kurallarını sadece kullandırtarak soruları bize güzel bir şekilde çözdürdü. Evet, bir sonraki sorumuz yine çok beğenilen güzel sorulardan bir tanesi. Diyor ki ABC B, C, sıfırdan ve birbirinden farklı rakamlar. Buradaki bilgiler çok önemli. Hem sıfırdan farklıymış hem birbirinden. Diyor ki bu üç basamaklı doğal sayılarından İki tanesi dörde, diğer ikisi beşe tam bölünüyor. Bak iki tanesi dörde, dörde bölünenlerin haricindeki diğer ikisi de beşe tam bölünüyormuş. Buna göre A, B, C toplamı nedir? Şimdi son basamakları inceleyeceğim bir kere. Şimdi bir kere beşe bölünenler hangileri olabilir? Rakamları sıfırdan farklı dediğine göre beşe bölünenlerin son basamağı mecbur beş olmalı. İki tanesi beşe be tam bölündüğüne göre son iki basamağı aynı olan iki sayı arayacağım. Bakın bunun son basamağı C. Bunun C diğerleri farklı. İşte 5'e tam bölünenler bunlardır. Çünkü 5 ile bölünebilme durumunda sadece bir şey olacak. C bir kere kesin 5'tir. Bakın bu sayılarımız şu anda neye tam bölünüyor? 5'e tam bölünüyor. O zaman diğer iki tanesi de neye tam bölünecek arkadaşlar? 4'e tam bölünecek. Diğer ikisini yazıyorum şimdi. Biri A. C yerine burada 5 yazdım. A. 5. B oldu. Diğerinde de C yerine yine 5'i yazdım. Diğeri de ne oldu arkadaşlar? B, 5, A oldu. Şimdi bu sayılarda neye tam bölünecekmiş? 4'e tam bölünecekmiş. Şimdi 50'lerde son iki basamağa bakıyorum. 50'lerde 4'e tam bölünen sayıları alıyorum. 48 tam bölünür. Sonra 52. Sonra da 56 tam bölünür. Başka da yok. O zaman burada sayılar birbirlerinden farklı olduğu için 1, 2 biri 6 olmak zorunda. Toplamda değişiklik olmayacağı için 1 2, 1 6 C'nin de kesim 5 olduğunu bulduk. 6 8 13 cevabımız Denizli olmuş oldu. Tatlı bir soruydu. Tamam mı? O mantığı yakalarsan hızlı bir şekilde çözersin. Bir tane daha bölme bölünebilme sorusu. Bu da çözdüğümüz sorulara benzeyen sorulardan bir tanesi. 5 ile tam bölünebilen iki basamaklı AB doğal sayısı. 5 ile tam bölünüyorsa benim bu sayım A sıfırdır ya da A 5'tir yazdım. Diyor ki sayısının bir fazlası 3 ile 1 eksi 7 ile tam bölünüyor diyor. Hadi yapalım. O zaman bunun bir fazlası. Bunun bir fazlası ne yapar? A1 sayısı yapar. Bu 3 ile tam bölünüyormuş. 3'ün katıymış. Ve 1 eksi, 1 eksiğini aldığım zaman a 0 eksi 1. 1 eksiği de 7 ile tam bölünüyormuş. Eşittir 7t diyelim. Bu duruma da bakacağız tabi. Şimdi buraya baktığımız zaman ne geliyor arkadaşlar? a 5 sayısının 1 fazlası eşitmiş 3'ün bir katına a 5 sayısının 1 eksi eşitmiş 7'nin katına. Şimdi hangisi oluyor diye bir bakacağım. Hemen o zaman buradan baktığım zaman arkadaşlar buradan baktığım zaman şunun rakamları toplamını alıyorum. A artı 1. A artı 1'in 3'ün katı olmasını sağlayacak A değerlerini söyle bana hemen. Ne olur? 2 olur, 5 olur ve 8 olur. Burası için A 2, 5, 8 oldu. 2, 5, 8 Aşağıdaki şartı sağlayacak mı diye bakıyorum. A yerine 2 yazarsam 20-1 19-7'nin bir katı değildir olmadı. A yerine 5 yazarsam 50-1 49 yapıyor. Evet 49-7'nin katı olduğu için 5 oldu. A yerine 8 yazarsam 81. 81'in bir eksiği 80 yapıyor. 7'ye tam bölünmüyor. Yani burada bir tek bu oldum Şimdi diğer duruma geliyorum. Diğer durumda... Rakamlarını topluyorum. A artı 5 burada 1 burada 6 eşittir 3'ün katı. Buranın 3'ün katı olabilmesi için A sayımız ya 0'dır ya 3'tür ya da 6'dır ya da 9'dur. Şimdi 0 olamayacağı için baştaki basamakta bunlara bakacağım. Şimdi alttaki duruma geçiyorum. A 3 olsa 35 eksi 1 eşittir 35 eksi 1 34 yaptı. Bu 34'te 7'nin katı olmadığı için 3 durumu olmadı. 6 yazdım. 65 eksi 1 yaptı. O da 64. 64 7'nin katı olmadığı için bu da olmadı. Hemen diğerine bakıyorum. 95 eksi 1 yapıyor. 95 eksi 1 sayımız nedir arkadaşlar? E 95 dedim. 91 yazdım. 94. 94 de 7'nin katı değil. Bu da olmadı. O zaman A artı B toplamı kaçtır diyordu arkadaşlar. Buradan A'nın kaç olduğunu bulduk. 5. A 5 için e, B sayısı zaten kaçtı burada sağlayan durumumuzda. Sağlayan durumumuzda B sayısının kaç olduğunu düşünmüştük. 5 ile tam bölünüyordu. B sayısı da 0'dı. 5 artı 0 sorumuzun cevabı 5 olmuş oldu. Geçtim bunu da. Bu ne? Bine bölme bölünebilme. Oh bölme bölünebilmeden bayağı koymuşuz sonra. Doğal sayıları 9 ile tam bölünebilen 3 basamaklı birer sayı olmak üzere bu sayılardan biri 5'e diğeri 12'ye tam bölünebilmektedir diyor. Buna göre A artı B toplamı nedir? Şimdi bu sayılar 9 ile tam bölünebiliyormuş. Bakın A, A, B bu da A, A, B. Yani 2 A rakamlarını topladım bunların A artı B bir kere 9'un katıdır diyor. Bunlardan bir tanesi 5 ile tam bölünüyormuş. Şimdi 5 ile tam bölünen bu olsun. 5 tam bölünen bu, olca bu, bu olacaksa arkadaşlar B sayısı ya 0 olacak. B sayısı ya da ne olacak burada? 5 olacak. Tamam. O zaman bakalım buraya. Şöyle yazalım. A, A 0 olabilir bu. Böyle olduğunda B'yi 0 kabul etmiş olduk. Bu durumda, bu durumda diğer sayıyı da yazayım. Diğer sayıda ne oldu? A. B sayısını 0 kabul etmiştik. Burası da A oldu. Tamam. Diğer durumuna bakalım. 5 Beşgen. A, A, 5 beş sayısı 5 ile tam bölünüyor. Veya bu da A, 5, A oldu. Şimdi bakın buranın 5 ile bölünmesini sağladım. O zaman diğer sayı, diğer sayı ne olacak arkadaşlar? 12 ile tam bölünecek. Şimdi 12 ile tam bölünebilmesi için, 12 ile tam bölünebilmesi için 3'e ve 4'e nasıl bölünmesi lazım? tam bölünmesi lazım. Şimdi burası 4'e tam bölünebilmesi için arkadaşlar A sayısı ya 4 olur. E, A sayısı 0 olamaz çünkü baştaki basamakta. A sayısı ya 8 olur. Şimdi bu durum için bir bakalım 4'e bölünüyor. Ama 404 sayısı oldu. 404'ün rakamlarını topladım. 8 yaptı. 3'e bölünmüyor. Bu durum iptal oldu. 8 verdiğim zaman 8 0 8 yaptı. Rakamları toplamları 16 yaptı. Yani 12 ile bölünme kuralı 3 ve 4'tü ya. 4'e bölünmesini sağladık ama bak bu durumlarda 3'e tam ne yapamadı? Bölünemedi. Yani bu durum pert. Yani AA0 durumundan bir şey gelmemiş oldu. Şimdi AA5 durumuna bakalım. 4 ile bölünmesini sağlayalım. 50'lerde 5A sayısının 4 ile tam bölünebilmesi için A sayımız ya 2, A sayımız ya da 6. Yani sayımız ya 2, 5, 2 olacak. Sayımız ya da 6, 5, 6 olacak. 3 ile bölünüyor mu diye bakıyorum. Rakamlarını topladım 9. O zaman bu durum olabilir. Yani A'nın 2 olduğu durum olabilir. 6, 11, 17 bölünmüyor. Bu durum olamaz. Yani A'mız kaçmış? 2 imiş. En başta da 9 tam bölünebilen diyordu. Bakalım bölünüyor mu? Evet 9'la da tam bölünüyor. O zaman A sayımız 2 oldu. B sayımızı ne seçmiştik bu durum için? 5 seçmiştik. Toplamları da 7 oldu. Sorumuzun cevabı Adana. Bak ekstra yorumlar var sorularda bölme bölünebilmenin haricinde dikkat. Hadi bakalım burayı da bitirdik. Şimdi şöyle bir daha gör beni. Uh klimada içeriği buz gibi yaptı. Donacağım ya. Hasta olacağım ya. Evet şimdi arkadaşlar nereye geçelim? Nereye geçelim şöyle? Asal çarpanlara ayırmaya geçelim. Asal çarpanlara ayırma arkadaşlar önemli bir konu olmasına rağmen direkt soru 2 3 tane var ama diğer konuların içerisinde sorular getirilmiş. Evet şimdi asal çarpanlarda ne yapıyorduk? Bize verilen sayıyı yazıyorduk. Mesela burada 108 sayısını yazıyorum. 2'ye böldüm 54 işte 2'ye böldüm 27 3'e böldüm 9 3'e böldüm 3 3'e böldüm bir şekilde asal çarpanı ayırıyorduk. Nasıl yazıyorduk burayı 2'nin karesi çarpı 3'ün küpü olarak yazıyorduk. Tabanlarımız asal, üstlerimiz pozitif tam sayı olacaktı. Tanımımız bu. Evet şurada aşağıdaki sayıları asal çarpanlarına ayırmıştık. İsterseniz şu ikinci soruya bir bakın hızlıca. Ondan sonra ilerleyelim. Burada da arkadaşlar şuradaki altıncı soruya bakmanızı istiyorum. Uzun bir çözümü vardı ama güzel. Şimdi bölen sayıları. Bölen sayıları neydi? Pozitif bölen sayısı, negatif bölen sayısı. Ve tam sayı bölen sayısı. Pozitif bölen sayısı neydi? Sayıyı asal çarpanlarına ayırdıktan sonra üstlerini birer artırarak çarptığımızda bu sayının pozitif bölen sayısını, pozitif tam sayı bölen sayısını buluyorduk. Ee, negatif bölen sayısı pozitif bölen sayısına eşitti. Tam sayı bölen sayısı diyorsa pozitiflerle negatiflerin toplamıydı. Yani pozitif bölen sayısının kaç katını alıyorduk? İki katını alıyorduk. Burada bir sürü soru çözmüştük arkadaşlar. Şöyle hızlıca şu soruya bir göz at. Pozitif bölen sayılarının formüllerini hatırlamış ol. Ondan sonra Ondan sonra arkadaşlar burada çift bölen sayısı tek bölen sayısı mantığını vermiştik. Tek bölen sayısını bulurken ne yapmıştık? İçerisindeki ikilerin hepsini iptal edip kalanların bölen sayılarını bulduğumuzda pozitif bölen sayısının tek pozitif bölen sayısını bulmuştuk. Çift böl pozitif bölen sayısını nasıl bulmuştuk? Kenara bir tane 2 ayırmıştık çift olabilmesi için. Kalan asal çarpanların üstlerini birer artırıp çarpmıştık. Altının katı için bir iki bir üç ayırmıştık kendi sayımızdan Kalanların Pozitif bölen sayısını hesaplayarak cevabı bulmuştuk Evet buradaki sorulara da bakın bakın hangisine bakın biliyor musunuz Şunu hatırlayın şurayı bir bakın Ondan sonra şurada 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 e, Kaçıncı soruya bakın 12. soruya bakın İlerledim burada Burada önemsediğim bölme bölünebilme ile Ortak bu sayımız var arkadaşlar Evet burada 15. sorumuza bakıyorsunuz. Burada da 17. sorumuza bakıp işi bitiriyorsunuz. Tamam mı? Başka 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 burada sorumuz yoktu. Bakalım sınavda bununla ilgili nasıl soru çıkmış. Demiş ki en demiş bir tam sayı olmak üzere 120 bölü en ifadesi bir asal sayı eşittir. Buna göre enin alabileceği değerler toplamı nedir? Şimdi 120'yi asal çarpanlarına ayırıyorum hemen. 120'yi 2'ye böldüm 60. 2'ye böldüm 30. 2'ye böldüm 15. 3'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. Yazıyorum şimdi o zaman orası. 120 ne oldu? 2'nin karesi. 2'nin küpü pardon çarpı 3 çarpı 5. İşte bunu en gibi bir şeye bölmüşüz. Sonucumuz nasıl bir sayı olmuş? Asal. Sonucumuz asal sayı olacaksa şu asal çarpanlardan biri olabilir cevap. Yani bu işlemin sonucu ya 2'dir ya 3'tür ya 5'tir. Başka bir asal sayı olma şansı yok. 120'yi Neye bölersem sonucum 2 olur diye düşündüm. Buradan 60 geldi. Enin ilk değeri 60. 120'yi neye bölersem sonuç 3 olur diye düşündüm. 40. 120'yi neye bölersem sonuç 5 olur diye düşündüm. 24. İşte alabileceği değerler bunlardır. Toplaması sizde. Hadi bakalım kaçıncı, kaçıncı soru yok ya. Bir numara yok sorularda ne kaçıncısı. Hadi bakalım güzel bir soru ama bu. Diyor ki en bir pozitif tam sayı olmak üzere dairenin içerisine en gösterimi en sayısının farklı asal bölenlerinin sayısını gösteriyor diyor. Farklı asal bölenleri. Mesela 24 sayısı neydi? 2'nin küpü çarpı 3'tü. Bunu asal bölen sadece şu tabandakilerdi. Hatırlamış ol. Asal bölenlerinin sayısını gösteriyormuş. Yani dairenin içerisine 24 girdiyse sonucu 2'dir. Çünkü 2 tane asal böleni var. Ayrıca M bir doğal sayı olmak üzere M'yi karen içerisine girdiğinde M sayısının basamak sayısını gösteriyormuş. Yani mesela bunun içerisine bunun içerisine işte 108 yazdığında sayı 3 basamaklı olduğu için 3'e eşit olmuş olacak. A pozitif tam sayı olduğuna göre eşitliği sağlanıyor. Buna göre A aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Hadi bakalım. Şimdi önce şuna bir bakalım. Dairenin içerisine 10a sayısı girmiş. Neydi bu? Asal bölenleri. O 10a sayısına bir bakalım. 10 sayısı 5 çarpı 2'dir değil mi? Bunun da üstünde var a var. Bunun da üstünde a var. O zaman buranın asal böleni 2 ile 5 var sadece. Yani buranın sonucu nedir? 2'dir. Asal bölenleri sayısı. E, 2'yi karenin içerisine koyduysa o da basamak sayısını söylüyordu. 2 e, kaç basamaklı bir sayı? 1. Yani şu işlemin sonucu komple 1 oldu. Yani bunu 1 yapan... Değeri arayacağım. Şimdi 10 üzeri A. Mesela 10 üzeri 3 sayısını düşün. 10 üzeri 3 sayısı onun küpüdür değil mi? Bak onun karesi bu. Küpü bu. Bu sayı kaç basamaklıdır? 4. 10 üzeri A sayısının 4 basamaklıdır. O zaman 10 üzeri A sayısı kaç basamaklıdır? Üstün bir fazlası. A artı 1. Yani şuradaki kare işleminin sonucu A artı 1 oldu. Bu bunun neyi? Basamak sayısı. O zaman... A artı 1 dairenin içerisine girmiş. Sonuç 1 olmuş. Yani A artı 1 sayısının asal çarpanları sayısı kaçmış arkadaşlar? Asal bölenleri sayısı 1'miş. Hangisi olamaz diyor. A 6 altı olsa 6'nın bir fazlası 7. Yedi. 7'nin asal böleni bir tane vardır bu olur. Bakın 7. 7'yi dairenin içerisine soktuğumda A artı 1 olacağı için bir fazlası 8. 8 2 üzeri 3'tür. 2 üzeri 3 sayısının asal çarpanı da bir tanedir. 8'in bir fazlası olan 9'u koyarsak 9 nedir arkadaşlar? 3'ün karesidir. Asal çarpanı sadece bir tane vardır. Doğru o da 3'tür. 9'un bir fazlası 10. 10'u içeri soktuğunuzda bakın 12 çarpı 5'tir. Asal çarpanı 2 tane olduğu için cevap bu olamaz. Cevabım Denizli olmuş oldum. Hadi bakalım geçtik şimdi bir sonrakine. Diyor ki en 2'den büyük bir tam sayı olmak üzere a n en doğal sayısının asal bölenlerinin çarpımını gösteriyormuş. Yani en A'nın içerisine yazdığınızda asal çarpanlarını ayırıyormuşun tabandakileri mesela 2 3 5 ise tabandakiler bunları ne yapıyormuşsun çarpıyormuşsun sonucu buluyormuş. Şimdi a n eşittir 6 yani asal çarpanlarının sayı çarpımının 6 olduğunu söylüyor. Asal çarpansa asal 6 2 ile 3'ün çarpımı. Yani n sayısının asal çarpanları 2 ve 3'müş. Yani n sayısı 2 üzeri x çarpı 3 üzeri y şeklinde bir sayıdır. Buna göre 3 basamaklı, 3 basamaklı e, en küçük en sayısı kaçtır? İşte burada yüzlerde bir sayı yapmaya çalışacağım. 27 çarpı 4 oluyor sanırım. Şuna 3 değerini verirsem burası 27 yapar. Buna 4 değerini verirsem bunların çarpımları 28'in 8'i elde var. 2 evet 8 108 yapıyor. Evet en sayısının en küçük değeri 108'dir arkadaşlar. Ne istiyor? Rakamları toplamı kaçtır diyor. Topladım rakamlarını. 9 oldu. Sorumuzun cevabı Edirne olmuş oldum. Evet şimdi Ebo Bekok'a geçiyoruz. Hızlı bir şekilde Ebo Bekok tekrar. Ebo Bekok önemliydi. Her yıl ya TYT'de ya AYT'de mantığından soru gelebilen bir konuydu. Hadi bakalım Ebob Ekok tekrarımız gelsin. Şimdi Ebob Ekok'ta öncelikle Ebob Ekok'u hesaplamayı anlatmayacağım. Burada Ebob neydi? Ee, bize verilen sayıların en büyük ortak böleni ekok neydi? Verilen sayıların en küçük ortak katı. Burada hatırlamamız gereken şey ne? Ebob soruları büyük parçaları küçük parçalara ayırma sorularıydı. Ekok soruları ise bize verilen küçük parçaları birleştirip büyük parçalar oluşturma sorularıydı. Tamam mı? Şöyle bu en ayrıntılı tekrar bunda olacak yalnız yani bu asıl konu gibi konuyu diğerlerinin fazla bir konusu yok ama ebob ekok'un içerisinde. Birçok şeyimiz var. Şu EBOB hesaplamayı zaten öğrendin. Evet buradaki soruları geçiyorum. Şimdi bu tarz sorularda ne yapıyorduk arkadaşlar? Eko arıyorsak biz burada ne yapıyorduk? Üstü ortak olanların üstü en büyük olanı alıyorduk. X üzeri 4 geldi. Y'lere bakıyorum. Üstü en büyük olan Y üzeri 5. Z küp. EBOB'da ise ortak olanların en küçük olanını alıyorduk. X kare. Bakın Y kare. Buradan da Z'yi alıyoruz, sadeleştirme. Evet, bu so bu soru arkadaşlar, dördüncü soru. Geçen yıl TYT'de veya AYT'de çıktı bu soru. Ama biz daha önceden yazmıştık yani. Basit bir soru. Parantezi alıyorduk önce, parantezi alıyorduk. EBOB-EKOK mantığını kullanarak çözüyorduk. Bu sorunun çözümüne istersen bir bak. Geçtim buraları. 6. sorunun çözümüne bakmanı istiyorum. Tamam mı? 6. sorunun çözümüne ve 7. sorunun çözümüne bakmanı istiyorum. Önemli sorulardı. Buradaki 8. soru ve 9. soru Ebo Bekok mantığını verdiğimiz ilk sorulardı. Burada ne demiştik? Bakın, x sayısı hem 24'ün hem 30'un hem 45'in katı olduğuna göre x sayısı 24, 30 ve 45'in neyidir? E dur demiştik buradan yürümüştük. Şimdi diğerine baktığımızda diğerine baktığımızda burada ne diyor bakın 90 A çarpı X'e eşitmiş. 126 B çarpı X'e 180 C çarpı X'e yani 90 X'in bir katıymış. 126 da X'in bir katıymış. 180 de bir katıymış. O zaman burada X sayısı nedir diyoruz arkadaşlar. 120 90 120 ve 180 sayılarını bölen bir sayıdır. Deyip eboblarından yürüyorduk. Evet, ilerledim, 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 ilerledim. Şu sorunun çözümüne bakmanı istiyorum. Önemli, sınavda bu tarz sorular çok sormuşlar. Sonra ebobok'un özelliklerine geldik arkadaşlar. Ebobok'un özelliklerinde neydi? Ebobok da arkadaşlar bize verilen ebobumuz sayılarımızdan küçük tür genellikle ama eşit olduğu durumlar vardı. Ne zaman bütün sayıları 90 seçersen mesela EBOB'ları da 90'dır, EKOK'ları da 90'dır. Yine EKOK'larımız da sayılarımızdan büyüktür veya nedir diyoruz eşittir diyoruz. Bu soruya bir bakabilirsin. Evet ilerledim ilerledim ilerledim. 14. soru güzeldi ama özelliklerimize geçelim biz. Şimdi ilk özelliğimiz Aralarında asal kelimesi bu konunun içerisinde çıktığında aralarında asal sayıların ebopları daima birdi. Ekokları çarpımlarına eşitti. Burada unutmaman gereken ardışık iki sayı daima aralarında asal olduğu için ardışık iki sayının ebopları birdir. Ekokları da çarpımlarına eşitti. Çok önemliydi. Evet bakın burada örneklerimiz var zaten. Şöyle örneklerimize bir göz at ve 15. soruyu çöz hemen. Orada ne vardı? Aralarında asal diyorsa X ile ekokları verdiyse bize aslında bu sayıların nelerini vermiş oluyordu? Çarpımlarını payda eşitlediğimizde sorunun cevabı karşımıza geliyordu. Yine 16 bu sefer bize ardışık demiş yani sayıların ne olduğunu söylemiş aralarında asal. O zaman ebopları 1'dir ekokları da x çarpı x artı 1'e eşittir demiştik. Evet hızlıca bu özelliği de geçiyorum. Sonraki özelliğimiz neydi arkadaşlar? İki sayının EBOB'u ile EKOK'unun çarpımı sayıların çarpımlarına daima eşitti. Bu özelliği bilirseniz bu soruları hızlıca çözersiniz. Mesela 19 ve 20. soru direkt bu özelliğin sorusu. EBOB, EKOK'u vermiş, çarptım. E sayıları da vermiş, çarptım. X sayısı karşıma çıkmış oldum. Asıl özelliğimize geldik şimdi. En çok kullandığımız özellik buydu. KT özelliği. Ne zaman kullanıyorduk bu özelliği? Bize sayıların eboplarını verdiğinde kullanıyorduk. İlk sayı x'in bir katı. B sayısı x'in bir t'si. Hemen yuvarlak içerisine alıp bunlar aralarında asal diyorduk. Buradan ekoka geçiş yapmak istiyorsak bir tane ebop, bir k, bir de t sayısını alıp bitiriyorduk. En önemli özelliğimiz buydu arkadaşlar. Hemen bir tane soruyu çözüp hatırlatayım size hadi. EBOB'larına 18 verdiyse A sayısını hemen 18K diyordum. B sayısına hemen 18T diyordum. Artık A ile B'yi unutuyordum. Yerine yazıyordum. 18K artı 18T eşittir 180. Her iki tarafı 18'e böldüğümde K ile T'nin toplamının ne olduğunu bulduk. 10. Burada başta söylememiz gereken bir şey vardı. Bunlar aralarında asaldı. Aralarında asal olacak şekilde KVT'ye ve değer verip işi bitiriyorduk. Tamam mı? En önemli özelliğimiz buydu. Evet, ilerledim, ilerledim, ilerledim. Evet şu soruya da bakıyorsun hemen burada da ekok vermişti. 6K 6T'yi oluşturduktan sonra ekoka nasıl geçiş yapıyordum? 6 çarpı K çarpı T eşittir 360 diyerek K ile T'nin aralarında asal olma durumundan soruyu yürütüyorduk. Evet 26. soruya bakmanı istiyorum. 27. soruya da bakmanı istiyorum. Ardışık çift sayılar diyorsa ebopların 2'dir. Ekoklarını yazarken 2N 2 çarpı n artı 1 diye yazıyorduk. Bakın ebopları 2'dir. Bir ebop aldım. n ile n artı 1 de bunların k ve t'si oluyordu. Önemli bir mantık vardı burada da. Evet ilerledim ilerledim ilerledim. Burada arkadaşlar hangi sorulara bakmanızı istiyorum biliyor musunuz? 29. soruya bakmanı istiyorum. Şuradaki 33. 30. soruya bakmanı istiyorum. Sınavda özellikle AYT'de bu tarzda sorular çok geliyor. 31. soruya bakmanı istiyorum. Birazdan çıkan sorularda göreceksin zaten. Yine 32. soruya da bak. Ebobekok problemleri arkadaşlar Ebob problemlerinde büyük parçalar verip büyük parçaları küçük parçalara ayırmamızı istiyordu. Ekok problemlerinde küçük parçalar verip birleştirip büyük parçalar oluşturmamızı istiyordu. Mesela ağaç dikme soruları hemen bunların eboblarını buluyorduk. Bahçemizin çevresini ebobumuza böldüğümüzde kaç ağaç geldiğini buluyorduk. Yine çevreyi buluyorum, üçünün ebobunu buluyorum. Ağaç dikme sorusu. Ondan sonra çevreyi ebob'a böldüğümüzde kaç ağaç diktiğimizi buluyorduk. Burada ne yapmıştı arkadaşlar? Bahçeyi parsellere ayırıp parsellerin köşelerine dikmişti. Bunun için de bir formülümüz vardı. 91'i EBOB'a bölmüştük. EBOB'a X diyelim bir fazlasını almıştık. Çünkü ağaç sayısı parça sayısının neydi? Bir fazlasıydı. Sonra ikinci kenar içinde aynısını yapıp bunları çarptığımızda ağaç sayısını bulmuştuk. Bunların hepsinin mantıklarını anlatmıştım. Üç boyutları vardı arkadaşlar. Üç boyutlarında formülümüz neydi? Büyük hacim bölü küçük hacimdi. Büyük hacim denilen odanın hacmi, küçük hacim denilen ekokla bulunan işte oradaki küpün hacmiydi. Ee, yine iki boyutlu olanlarında da büyük alan bölü küçük alan diye bir formülümüz vardı. Hangi sorularda? Odayı parsellere ayırma sorularında. Tamam. Sonra hızlıca buradan geçtik. Ekok problemlerinde ne veriyordu bize? Küçük parçalar verip daha büyük kareler oluşturmamızı istiyordu. O zaman yine formüllerimiz aynıydı. Hem onun hem 12'nin katı olacak ekoku buluyorum. Sonra formülüm büyük alan bölü küçük alandı yine formülüm. Tamam mı? İlerledim ilerledim ilerledim. Sonra paylaştırma soruları vardı. Paylaştırma sorularında denklemimizi şu hale getiriyorduk. Bu hale getirdikten sonra amacım burayı dördün katı yapmak. Burayı beşin katı yapmak. Burayı da 9'un katı yapmaktı. Farklı durumları vardı. Durumların hepsini inceleyin arkadaşlar. İlk durumumuz şuradaki durumdu. Hepsinde kaçar fazlalık var? İkişer fazlalık var. A-2 deyince hepsi istenilen şartları sağlıyordu. Ondan sonra buradaki 3, 5 ve 8'in ekoklarını aldıktan sonra ekoklarının katı oluşuyordu. 2'yi karşıya atarak sorunun cevabını buluyorduk. Diğerinde ne vardı arkadaşlar? 2, 3, ve 4 yapmış. Bakın 4x artı 2 yapmış. 5y artı 3 yapmış. 6z artı 4 yapmış. Bakın aradaki farklar eşit olanlardı bunlarda. O zaman tüm sayıya a dersem a artı 2. Hem 4'ün hem 5'in hem 6'nın katı oldu. Ekoklarını bulduktan sonra işte ekokları kaç bunların mesela? 60 mı? 60k diyorduk. K'ya değer verildikten sonra bunu karşıya atıp bitiriyorduk. Evet bu şekildeki olanlarda ise arkadaşlar burayı 12'nin katı yapacak ilk değer nedir? 3. 3 fazlalaştırmak. Buraya 3 eklersem 5'in katı olmaz. Bir sonraki 12. 12 eklersem buraya bakın. Burası 15 oldu 5'in katı. Buraya 12 eklersem 13. 13 4'ün katı olmadığı için olmadı. Şimdi ne yapıyorduk? Bir daha 9 ekliyorum. Pardon şunu yanlış yapmışız. İlk 3'tü. Sonra 12 ekliyorum üstüne 15 oluyor. Tamam mı? Evet. Şurası kadar ekliyorduk üstüne 15. Buna 15 eklediğim zaman 18 yaptı oldu. Buna 15 eklediğim zaman oldu. Evet k artı 15 sayısı artık gerisi kolay. Hem 4'ün hem 5'in hem 12'nin katı olacak. Özetlerinden güzel bir şekilde tekrar ediyorsun. Rasyonel şeyler karşımıza çıktığında ekok lazımsa paydakilerin ekokunu paydadakilerin ebobunu eğer EBOB lazımsa paydakilerin EBOB'unu paydadakilerin EKOK'unu aldık. Şu şekilde sorular geliyordu arkadaşlar. Özellikle bu zaman bir daha ne zaman beraber çalarlar bir daha ne zaman denk gelirler soruları da nasıl sorulardı hep EKOK sorularıydı. Evet burada 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 arkadaşlar tekrar eden problemlere geçiyoruz artık tamam mı? Evet şimdi tekrar eden problemlerde mantığımız basitti. Tekrar periyodunu bulduk. Tekrar periyodunu bulduktan sonra bölme yapıyorduk. Mesela günlerden nedir diye sorarsa 137 7 günde bir tekrar ettiği için 7'ye bölüyorduk. Tamam mı? Önceyi sorduysa mesela kalan kaç burada bir kez var. Ee, 7 çıkardık 6 67'de 9 kez var. 63 4. Eğer ileriyi sorsaydı bize 137 gün sonrayı sorsaydı çarşambadan 4 gün ileri sayacaktık ama önceyi sorduğu için çarşambadan 4 gün ileri ne yapıyoruz sayıyoruz. Önemli olan bizim için bir periyot bulmakta arkadaşlar. İlerledim ilerledim ilerledim. Burada da yine periyodik sorulardan şu soruya bak. Şu beraber hareket ettikleri şu soruya bak. Evet sonra 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 burada burada ee, şu 60. soru. 63. soru önemli sorular bu sorulara güzel bir şekilde baktığında tekrar eden problemleri de yapmış oluyorsun. Hadi şimdi EBOB ekok ve tekrar eden problemlerle ilgili çıkan durumlara bakalım. A pozitif tam sayıymış. 5 ile A'nın ekoku 20 ile A'nın EBOB'una eşitmiş. A'nın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır diyor. Şimdi bak bir kere 20 sayısıyla A sayısının EBOB'una bakılmış. Bunların ebopları 5 sayısıyla A sayısının ekoklarına eşitmiş. Şimdi güzel bir yorum yapmamız lazım. Şimdi bir kere buraya baktığımızda buradaki sayı bunun içerisinde 5 olduğu için ekokunun içerisinde de kesinlikle 5 vardır. Yani bu sayı bir kere kaçın katı olmak zorunda? 5'in katı. O zaman buranın 5'in katı olabilmesi için A sayısının içerisinde bir kere kesinlikle 5 çarpanı vardır. Tamam mı? Yani A 5'in bir katıdır. Hadi bakalım şimdi. A sayısı 5 olursa eğer Ekokları kaç yapar? 5 yapar. A 5 olursa Ebobları da 5 yapar. Bakın A'nın alabileceği ilk değerimiz 5'tir. Devam ediyorum şimdi. A 10 olursa. A 10 olursa Ekokları 10 olur bunların. Yazıyorum şuraya. A 10 olursa Ekokları 10 olur. Burada A 10 olursa Ebobları 10 olur. Bakın yine birbirlerine eşit oldular. A 10 da olabilir. A 15 olsa diyorum şimdi. A 15 olursa 5 ile 15'in ekoku 15'tir. A eğer 15 olursa 20 ile 15'in ebopları da yine 5'tir arkadaşlar. Ee, ebopları 5'tir. 5 olduğu için. Bakın eşit olmadılar. Klima birden sesi fazlalaştı ya. Niye öyle oldu? Uh! <laughs> şöyle azaltalım. Evet burada burası 5. Bunlar eşit olmadıkları için bu durum olmadı. Şimdi A'yı 20 seçelim. A'yı 20 seçtiğimizde 20 ile şöyle kalemi değiştireyim bakın. A 20 ise eğer 5 ile 20'nin ekokları 20'dir. A'yı 20 seçersem 20 ile 20'nin ebopları da 20'dir arkadaşlar. Bakın eşit oldular. Şu durum olmamıştı. O zaman A'nın alabileceği daha büyüdüğünde imkansız hale gelecek. Bakın 25 olsa mesela A. Ekokları 25 olur. Ekokları 25 olur. Ama EBOB'ları 5 olmuş olur arkadaşlar. Olmaz artık. An olabileceği değerler 20. 30, 35 yaptı. Cevabımız da Ceyhan olmuş oldum. İlerledim şimdi. Bakın böyle tanımlı sorulardan çok geliyor dedik. Dikkat edin. A ve B pozitif tam sayılarının en büyük ortak böleni D'dir diyor. Tamam. D kare A kare sayısını böler. Bak EBOB'u verdiyse KT özelliğini hatırla. A eşittir. D'nin bir katıdır. B eşittir. O da D'nin bir T'sidir. Burada K ile T aralarında asal unutma. Şimdi D kare sayısı diyor. D kare sayısı A kareyi böler. A kare neye eşittir o zaman? D kare çarpı K karedir. Yani A D K eşit diye karesini aldım. Bakın D kare sayısı bunu tam böler. Bakın altına D kare yazdığınızda sonucu K kare olacaktır. Böler. D kare sayısı A kare artı B'yi böler diyor. A kare dediğimiz neydi? D'nin karesi çarpı K'nın karesine eşitti. Artı B dediğimiz D çarpı T'ye eşitti. Bakalım D kareye tam bölünüyor mu? Yukarıda neler ortak arkadaşlar? D'ler. D parantezini aldım. D çarpı K kare yaptı. Artı T yaptı. Bakın bu ifade D'ye kesin tam bölünür. Birer tanesi sadeleşir ama şu yukarıdaki kalan D'ye bölünür mü bilmediğim için bir şey söyleyemem. D kare sayısı A kare artı B kareyi böler. Evet bu doğrudur arkadaşlar. Niye? Şöyle oldu bakın. A kare dediğimiz D kare K kareye eşit. Artı B kare dediğimiz o da D kare çarpı T kareye eşit. Bakın yukarıyı D kare parantezine aldığınızda D kareler götüreceği için böler. 1 ve 3 doğrudur. Cevabımız Ceyhan'dır. Geçtim. Şimdi A, B, C ile ilgili bir sıralama vermiş. A, B, C toplamının alabileceği en küçük değer nedir? Şimdi bak. EBOB'ları A ile B'nin ebopları 5'miş. O zaman A sayısı eşittir 5K. B sayısı eşittir 4T'dir diyorum. Tamam mı? Şunu yazdım. Şimdi bundan bağımsız olarak bir şey daha vermiş. B sayısı eşittir. Şurası 5. Niye 4 yazdım ya? biri 5K, biri 5T. Şimdi B sayısı eşittir 4X diyelim buraya. C sayısı da eşittir 4 Y diyelim. Bunlar da yine aralarında nedir? Asaldır. Bağımsız olarak bu özellikleri yazdım şimdi. Burada B sayısına bakıyorum. Hem 5'in katı oldu hem 4'ün. O zaman B sayısı hem 5'in ve hem 4'ün katı olan bir sayı olacak. Toplamı en küçük kaçtır dediği için B'yi 5'in ve 4'ün katı olan en küçük sayıyı seçtim. 20B. Şimdi toplamının en küçüklerini istiyor. Bakın A sayısı 20 ile EBOB'u 5 olan en küçük sayı olsun 5. E C 20'den büyük olacakmış. 20 ile EBOB'u 4 olan ne var? 20 4 sayısı var. Değil mi? 4'ü aldığım zaman evet evet bu var. Toplamların alabileceği en küçük değeri bulduk. A'mız 5, B'miz 20, C'miz 24, 44, 49 mu yaptı? Cevabımız Edirne. Geçtim. Evet diyor ki A ve B birbirinden farklı pozitif tam sayılar. Oho, motoru bağladı hızlı hızlı gidiyor Selim Hoca. A ve B birbirinden farklı pozitif tam sayılar olmak üzere. Ee, ekok AB bir asal sayıdır diyor. Şimdi buraya çok dikkat önemli bir bilgi var. İki sayının ekokunu almış. Bu ekok asal sayıymış. Şimdi ekokun asal sayı olabilmesi için bu sayılardan biri bir olacak. Veya şöyle göstereyim bakın size. Ekok. Ekok. 1 ile mesela 13. Ekokları kaçtır arkadaşlar? 13'tür. Eğer asal sayı olacaksa ekoku sayılardan biri 1 bir, biri de diğer sayıya eşit olmak zorundadır. Tamam mı? A ve B aralarında asaldır. Biri 1. Bir, biri asal sayıysa 1 ile bütün sayılar aralarında asal olduğu için doğrudur. A artı B toplamı tek sayıdır diyor. Bakın 1'e 13 durumu var ama 1'e 2 durumu da var bunun. Toplamların çift olduğu durumda var, tek olduğu durumda var. Her zaman doğru değildir. A ile B'nin çarpımı tek sayıdır diyor arkadaşlar. Bakın tek sayı olduğu durumda var. Çift sayı doğru olduğunda yalnız bir. Sorumuzun cevabı Adana. Oradaki yorumu yapan soruyu çatıradak çözer. Hadi bakalım. Son soru olabilir bilmiyorum son sorumu değil mi ama yine bir bakalım. A ve B pozitif tam sayıların en büyük ortak böleni tek. En küçük ortak katı çift sayıymış. Yani bu sayıların EBOB'ları bu EBOB kim A ile B nasıl bir sayıymış? Tek bir sayıymış. Mesela 7 gibi. ekoklarına bakıyorum. ekok A B çift bir sayıymış. Şimdi bir kere EBOB içerisinde bulunacak mecbur. Yani 7'nin katı olan bir çift sayı olacakmış. Mesela 7'nin kaç katını alalım? Ee, 2 3 6 katını alalım. 42 böyle düşünün. Tamam Buna göre aşağıdakilerden hangisi tek sayıdır? İki sayının ebobu tekse arkadaşlar. Mesela bu sayının içerisinde iki çarpanı olsa bile demek ki bu sayının içerisinde iki çarpanı yok. Olsaydı eğer ebobları bu olurdu. Yani bu sayılardan A ve B'den biri çift biri tek sayıdır. Böyle de olabilir. Bilmiyorum ama. Tamam mı? Şimdi buna göre hangisi daima tek sayıya eşittir diyor. Bakın çarpımları. Biri çift biri tek olduğu için mutlaka çift sayıdır. Bu yanlıştır. Toplamları biri çift biri tek olduğu için toplamları daima tek sayıdır. A üzeri B. A'nın çift olduğu durumda var. Tek olduğu durumda var. Bu da değişkenlik gösterir. Yalnız iki sorumuzun cevabı Bursa olmuş oldum. Var mı daha? Daha yok. Evet, o zaman kendimizi büyütelim. Arkadaşlar bakın, ben hızlıca yapıyorum. Çoğunu da size yapın diyorum. Bunu yapmamızdaki sebep ne? Sizin tekrar yapmayı öğrenmeniz. Tekrar yapmayı güzel bir şekilde öğrenirseniz bütün branşlarda size çok faydası olacak. Yoksa benim yaptığım sadece oradaki 15-20 tane soruyu çözmek. Güzel bir şekilde tekrar yapmayı öğren. Özellikle işte hocam 2 hafta sonra unutuyorum diyenler burada bu tekrarı yapmayı mutlaka öğrenin. Hadi bakalım kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz bay bay.